Herkese merhaba arkadaşlar. Football Manager 2020 işsiz kariyere devam ediyoruz. Bu bölüme başlamadan önce hemen bir hatırlatma yapayım. Bana Football Manager ile ilgili grafik paketlerinin linkini ve Football Manager ile birlikte kullanılabilecek programların linklerini soran çok fazla arkadaş var. Discord kanalımda bu linkleri grafik paketleri kısmında paylaştım arkadaşlar. Linklere ulaşmak isteyen arkadaşlar Discord grubuma gelebilirler. Açıklamalar kısmında, bu videonun açıklamalar kısmında da Discord grubumun linki bulunuyor. Şimdi işsiz kariyerde ilk bölümde 3 maç yaptık ve takımımızı düşme hattından yukarı doğru çekmeyi başarmıştık. 3 maçı da kazanmıştık. Şimdi artık diğer 3 maça başlayacağız. Bu bölümdeki 3 maça başlayacağız. Bir sakatımız var. Hala sakatlığı devam ediyor. Ve aynı zamanda da Ocak ayı transfer dönemine geldik. Şimdi mali durumdan transfer bütçemize bakacağız. Maaş bütçemize bakacağız. Lütfen bu videonun altına varsa eğer sizlerin oyuncu önermesini istiyorum. Büyük bir ihtimalle şöyle bakalım hemen mali duruma. Maaş bütçemiz bu şekilde. 452 bin euroluk bir maaş bütçemiz var. Transfer bütçemiz yok. Hatta yukarı bile çekemiyoruz. Tabii normal. Zaten çok da fazla transfer, yani maaş bütçesinden de fazla harcatacaklar mı, onu da tam olarak bilmiyorum. Lütfen siz oyuncu önerin bu videonun altına. Önerilen oyunculara bakacağım ve ona göre de karar vereceğiz. Hangi oyuncuyu transfer etmeliyiz? Hangi oyuncu bu takıma gelmeli? Daha iyi olur? Hangi taktikte nerelere oturtabiliriz? Bunları tekrardan kendimiz karar vereceğiz. Kendimiz tartışacağız. Şimdi taktikler kısmına gelelim. Hani biraz daha hızlı kanatlarımız olursa iyi olabilir. Çünkü kanatlar biraz yavaş. Şöyle göstereyim. Sait iyi yalnız. Yani 15 hız. Hızlanması 15. Orta yapması 14. Yani böyle bir kanat bulmamız lazım. Sağ tarafa da. Ve bekler iyi. Beklere bir bakalım. Bekleri iyi. Stoperlerimiz de bu şeye göre iyi ama hem biraz hızlı, fiziği falan iyi olan, kafa vuruşu, markajı ve top kapması iyi olan bir oyuncuya ihtiyacım var stoperde. Şimdi burada tekrardan bir bakalım. Hani özellikleri bu kadar yukarı çıkabilen, yani top kapmada, markajda falan iyi olan çok fazla oyuncumuz yok. Şimdi burada bir Romeo var. Romeo'yu şöyle bir alalım ve buraya koyalım. Bence bu oyuncudan çok daha iyi. Yani fiziksel, zihinsel olarak bu oyuncu daha iyi. Ama kafa vuruşu çok düşük. Markaj düşük, top kapma düşük. Yani bize sıkıntı yaratabilir bundan sonraki süreç içerisinde. Evet, bunda da kafa vuruşu 10 ama markaj 12, top kapma 11. Şimdi orta sahibi bakalım. Orta sahalar fena değil. Orta sahalarımız iyi. Ve Didi, forvet Didi ve Emputu da iyi. Yani şu an kaleciye bakmadık. Kalecimiz de bu bulunduğumuz lige göre bence iyi. Ben diyorum ki bir kanat oyuncusu, hızlı bir kanat oyuncusu almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Fiziği iyi olan, hızlı bir kanat oyuncusu lazım. Siz de zaten taktikteki oyunculara çok hakimsiniz. Ve lütfen bu videonun altına oyuncu önerin bana. Ben kanat oyuncusu alma taraftarıyım. Ama siz farklı bir yere de şöyle yapsak, böyle yapsak diye yazabilirsiniz. Duruma göre birlikte karar veririz arkadaşlar. Sizden oyuncu önerinizi bekliyorum. Zaten bize de bir transfer durmadan bu oyuncumuzu istiyor ama ben parasız herhangi birisini satmayı düşünmüyorum şu an. Ve arkadaşlar durum bu. Şimdi fixture'daki bu bölümde yapacağımız 3 maç, gördüğünüz gibi 3 maç bu şekilde, bu
takımların söyleyemiyorum isimlerini. İlk yapacağımız takım 6. İkinci yapacağımız takım 1. Üçüncü yapacağımız maçı yapacağımız takım da 5. arkadaşlar. Zorlu bir bölüm bizi bekliyor diyebilirim. 6. görüyorsunuz. 26 puanda 2 avarajı var. Biz 11.yiz. 18 puanımız var. Eğer bu maçı da yenersek zaten inanılmaz yani. Yukarı doğru kendimizi itmeye başlarız. Bakalım taktik de hazır. Başlayalım bence. İlk maçımıza başlayalım. Bakalım ne yapacağız? Bu maçı da almamız lazım. Yani bundan sonraki bütün maçları almamız lazım zaten. Kaytarabileceğimiz bir maç yok. Çünkü bu ligde kalmamız gerekiyor. Alt bir lige düşmememiz gerekiyor. Hemen maç gününe geçelim. Ve futbol dünyasında da ismimizi duyurmamız gerekiyor ki başka büyük takımlara gidebilelim. Çok daha güzel bir kariyer çizgisi çizebilelim kendimiz için. Şimdi bakalım bu maçta galibiyeti alabilecek miyiz? Kendi evimizde oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi benden biraz daha hızlandırmamı istemiştiniz. Şöyle biraz daha hızlandıralım maçı. Şimdi bizim çocuklar geliyor. Çok güzel açtık oyunu. Araya bir oyuncumuz kaçarsa veremedik pası. Uzaktan vurdu ama senin oradan uzaktan vurma özelliğin yok yani. Niye öyle bir vuruş yaptın? Şu puan durumunda da kendimizi şöyle görelim. Aynen. Bu maç böyle biterse 19 puanda kalırız ama 13. ile aramızda 1 puan olur. Onların da maç eksiklikleri var. Altta yani 13, 14, 15 ve 16. takımların maçları eksik şu an. Bizden sonra çıkacaklar. 3 puan kesin ve net almamız lazım. Kara Ahmet diye birisi içeriye doğru açtı. Bu ligde de Türk asıllı oyuncu var. Bundan önceki bölümde de rastlamıştık hatırlarsanız. Didi'ye doğru attı kalecimiz. Didi aldı. Hadi Didi! Didi attı 1-0. Ya kaleci resmen asist yaptı. Aferin sana. 1-0 öne geçtik. Resmen orta sıradaki takımların kabusu olduk bu süreçte. Emputu. Çok iyi açtık. Önüm boş. İkiye atadı. İki mi geliyor? Kaleci. Kaleci dokundu. Dışarı çıktı top. Şimdi hayır. Çok kötü bir top kaybettik. 55 numaraya dikkat edin. Faul yaptık. Aman bak kırmızı falan göreyim deme. Ha sarı. Karahmet yine. Onlar da içeriye doğru açtılar. Savunmamız karşıladı. Topu kaptık. Olmadı. Bir daha tekrar kaptık. Bak 9 numara Didi koşuyor. Didi. Didi içeri açarsan input orada. Hadi Didi. Açmadı. Arkadaşına verdi. Sakın vurayım deme. Pas ver. İyice uzaklaştık kaleden. Uzaklaştırdılar. Çok çabuk döndüler. Orada Didi bir orta açsa input'ya güzel olabilirdi. Şu ana kadar 5 şutumuz var. İkisi isabetli. Onların bizim kalemizde 8 şutu var. İkisi isabetli. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Maçı 1-0 bitirirsek müthiş olur. 2'yi de atalım rahatlayalım. Emputu. Emputu. Emputu olmadı. Bir daha içeri. Didi. Said'e gelecek mi? Gelmedi. Said kayıp zaten. 43 dakikadır kayıp herif. Oynamış. Şimdi Said'e doğru. Kaçamadı içeriye doğru. Orta sahamız yine karşıladı. Said Didi. Didi direkten döndü Didi. Didi direkten döndü. İnanılmaz. İkinci golü de atmaya çok yaklaştık. İlk yarı bitti. Hemen ikinci yarıya bir başlayalım. Şu avarajı da eksi 5'ten bir kurtarmamız lazım. Bize yakışmıyor. Bu maçı yenersek 21 puanda olacağız. Onun culuğa kadar yükselmiş olacağız. Tabii diğer takımların maç eksiklikleri var. Daha da aşağı inebiliriz ama
3 puan bizim için çok önemli. 61. dakikadayız. 11 şutumuz var. 5 isabetli. Yine karşı takımda Kara Ahmet içeriye doğru. Kalecimiz çok güzel kurtardı ve topu kornere attı. Şimdi korneri kullanıyorlar içeriye doğru. Yine savunma çok iyi. Dikkat edelim. Topu kapabiliriz aslında artık. Kapamadık. Yine içeriye doğru şimdi kaptık. Hadi çocuklar, yorulmak yok. Çok az kaldı. Maçın bitmesine 67. dakikadayız. 14 şutumuz var. 6'sı isabetli. Rakip takım bizim kalemize 12 şut çekti. 3 isabetli. Yine bir serbest vuruş. İnanılmaz bir şekilde kurtardı yine kalecimiz. Sonra savunma girdi araya. Ya Panter ya maşallah diyelim. Panter kalecimiz. Dakika 84. 15 şutumuz var. 6'sı isabetli. Rakip takım bizim kalemize 13 şut çekti. Savunma karşıladı. Emputu Didi'ye doğru atabilir. Didi'ye doğru attı. Savunma girdi araya. Sonra kalecilere döndüler. Biz karşılayabilir miyiz? Karşılayamadık. Çok fena bir şekilde boş kaldı oyuncu. Biz yine araya girdik. Dakika 89 artı 4 verdi hakem. Maçı böyle bitirebilecek miyiz? Hadi çocuklar. 90 artı 3, 90 artı 4 ve 1-0 kazanıyoruz bu maçı. Bu bölüme de galibiyetle başladık. Ve 10'unculuğa kadar ilerlemiş olduk. Böylece 21 puandayız. Ya altta kalan takımlardan bir nebze de olsa uzaklaştık. Ve 21 puandayız ve eksi 5 avarajımız var. Hemen basın toplantısına bir katılalım. Bunların hepsini güzel şeyler söyleyelim. Didi'yi performansından dolayı bir tebrik edelim. Ve bundan sonraki maçımıza bir bakalım. Büyük ihtimalle birinciydi bunlar. Bakalım şöyle. Birinciyle oynayacağız, liderle oynayacağız. 35 puandalar, 10 avarajları var. 3 kere yenilmişler. Biz 10'uncuyuz. 21 puandayız. Umarım bu maçı da yeneriz arkadaşlar. Bakalım lidere karşı nasıl bir performans göstereceğiz. Bundan sonraki maçta ben 3 puan almayı umut ediyorum. Bakalım o maçta neler yapacağız. Ve maç günündeyiz. Lidere karşı oynayacağız arkadaşlar. Bakalım burada da şöyle bir durum var. Lidere karşı tekrardan kendimizi deneyeceğiz. Şimdi orta sıradaki takımlara karşı kendimizi denedik. Çok da iyi şekilde çıktık o maçlardan. 3 puan aldık. Beraberlik de yok. Maşallah diyelim. Beraberlik de yok. Yenilgi de yok. Ve bu takımdan bir canavar yarattık diyebilir miyiz? Evet, yarattık ve lidere karşı çıkıyoruz. Bahisler yine lidere karşı tabii ki 1,5 vermişler, bize 5,5 vermişler ama hiçbir şey belli olmaz. Geliyoruz. Geliyoruz. Orta sıralara doğru çıkmaya başlayacağız artık. Eğer bu maçı da yenersek zaten ligdeki çoğu takım bizden korkuyor durumda olacak. Evet, maça başladık. Şu an 9. gözüküyoruz. Tabii ki şu an maç beraber olduğu için de bir puan eklendi. Yenersek zaten ilk 10'un içerisinde büyük ihtimalle oluruz diye düşünüyorum. 14. dakikaya kadar geldik. Şu ana kadar şutumuz yok. Karşı takım durmadan deniyor. Kendi sahalarında oynadıkları için rahat rahat deniyorlar. 3 şut çektiler, 2 isabetli. Biz 2 şut çektik, 1 isabetli. Şu an korneri kullanıyoruz. İçeriye doğru gelmedi bizden kimseye. Oğlum koşsana 16 numara. Adam deli gibi koştu orada ya. Aman dikkat ve biri attılar. Ya adam orada koşuyor 16 numara kimse şu 16 numara ismi. Adını da söyleyemiyoruz. Şimdi kaçırmayın. Aman ha. 27. dakikaya geldik. Şimdi taçı kullanıyoruz. Çıkmamız lazım. Durumu 1-1'e getirmemiz lazım. Sağ tarafa doğru açtık. Sait vurdu. Oğlum sen oradan kaç tane gol attın ya? Niye pas vermiyorsun Didi'ye, Emputu'ya? Baskımız var. İki kişi basıyoruz. Arkayı boş bırakmayalım.
Bayağı hızlı oyuncuları var yalnız. Bizden hızlılar. İçeriye doğru ikinci gol için dışarı attılar. Şimdi kullandık kalecimizle. Ama oraya herhangi birisi koşmuyor derken Sait aldı topu. Didi direkten döndük ya. Didi ile Didek direkten döndük. Dakika 28 direkten döndük. Şimdi korneri kullanıyoruz. Korner içeriye doğru. Bir daha korner. Yine içeriye doğru. 1-0 be Edwin. Pardon 1-1. Edwin 1-1'e getirdi maçı. 30. dakikada 1-1'e getirdik. Onların bizim kaleye 3 şut, 6 şutu var, 3 isabetli. Bizim rakip kaleye 7 şutumuz var, 4'ü isabetli. Kendimizi, ritmimizi maç içerisinde bulmaya başladık. Şimdi taçı kullanıyoruz. Hadi çocuklar, orta sahadan geliyoruz. Bir savunmanın arkasına doğru kaçan birisi olsa hemen ikinci golü bulabiliriz. İçeriye doğru, kaleciye daha doğrusu, şutu çekti içeriye doğru açsan daha iyi olur. Şimdi serbest vuruşu kullandık. Sait koştu. Sait topu kaptırdı ama defansımız araya girdi. Didi'ye doğru. Emputu. Güzel pas. Emputu orada. Hadi iki. Ah, iki gelmedi. İki gelmedi. İlk yarı 1-1 bitiyor. Şimdi ikinci yarıya başlayalım bakalım. İkinci yarıda gol bulabilecek miyiz? Taçı kullanıyoruz. Emputu. Bak o 23 numara boş. 23 numara çok güzel. 12 numara kaçıyor. Olmadı. İçeriye doğru Didier de gelmedi top. Karşılar mıyız? Karşılayamayız. Onların kanatlar çok hızlı. Dikkat edin. Açtırmayın içeriye. Çok güzel. Aferin. Yine alın açtırmayın derken 2'yi de attılar. Adriano maçı 2-1'e getirdi. Zorluyoruz yalnız. Yalnız zorluyoruz. Hadi çocuklar. İkinci golü bulalım. 2-2'ye getirelim hiç olmazsa. Şimdi taç kullandılar. Lidere karşı oynuyoruz. Orta saha boş. Dikkat kaleci aldı. Niye attın abi oraya şimdi? Ne kadar saçma bir kullanmaydı o. 61. dakikaya geldik. Servis vuruşu kullandılar. Resmen asist yaptı herif. Adriano diye bir oyuncuları var ona şu 10 numara. Çatır çatır gol atıyor adam. İçeriye doğru. Kap. Kaptık ama oradan bir şey çıkmadı demek ki. 68. dakikaya kadar geldik. Lidere karşı oynuyoruz ve bir sakatımız var. Ve yerine de oynatabileceğimiz oyuncumuz yok. Hani bu bölgede Kasmi Nezar hiç yok ya. Ya belki bu olabilir. Kasmi oynayabiliyor mu? Abi bir nebze oynayabiliyor ama koşuyor muydu? Evet biraz da koşuyor. Ha, Kasmi oynatalım bari burada. Mecbur. Böylece oyuncuların da tanımaya başlıyoruz. Bu şekilde dakika 75 ve maç 2-1. Ya artık şöyle konuşalım diyeceğim. İleriye çıkarsak olmaz. Konsantre olsunlar bari. Herhangi bir hareket yok. Artı 5 verdi hakem. Lider bizi yendi arkadaşlar. İlk takımın başındaki ilk yenilgimi de lidere karşı alıyorum. İyi hiç olmazsa yani alt grupta duran alt gruptaki takımlara yenilmedik. Lidere yenildik hiç olmazsa. Bundan sonraki maçlarda umarım
daha iyi oynarız. Şimdi ligde durumumuz 11. Eksi 6 averajımız var. 21 puandayız. Şimdi bundan sonraki maçımızda şu takımla, onlar da 5. Bakalım. Onların duruma bakalım. 5.'ler. 10 averajları var. 29 puandalar onlar da. Bakalım onlara karşı nasıl oynayacağız. Umarım 3 puanı alıp, zaten bu bölümünde son maçı olacak. Bu bölümünde son maçı olacak. Umarım bu maçı alırız. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Ve maç günündeyiz ama bir düzeltme olacak. Bizim yapacağımız takımla olan maçımız ertelendi arkadaşlar. Ve 1 Şubat'a kadar geldik. Şimdiki yapacağımız takım Olympic Club diye bir takım. Bakalım onlar biz kaçıncılar? Onlar 8. 25 puanlar. Eksi 4 avarajları var. Biz 14'lüğe kadar düştük. Çünkü maç eksiğimiz var. Ve böylece bir de düzeltme yapmış olayım. Videonun başında transferle ilgili bir açıklama yapmıştım. Sizler de bildiğiniz bedelsiz oyuncuları benimle paylaşın diye. Yine paylaşın. Hiç sıkıntı yok. Paylaşın. Ocak ayında oyuncu alamadık. Ben çünkü bu maç ertelenmemiş olsaydı 4-5 günlük bir zamanımız vardı. O orada bir transfer durumuna girebiliriz diye düşünmüştüm ama maç ertelendi ve ilerlemek zorunda kaldım 1 Şubat'a kadar. Önemli değil. Bu takımla lig sonuna kadar gideceğiz. Lig sonunda bu takımla devam edersek sizin önerdiğiniz oyuncuları listeleyeceğim. Oradan o oyunculara da bakarız. Ve başka bir takıma gidersek yine sizler bana yine oyuncu zaten önereceksiniz arkadaşlar. Bu kariyeri beraber oynuyoruz. Beraber ilerleteceğiz. Şimdi bu Olympic Club takımıyla oynayacağız. Ve bakalım onları yenebilecek miyiz? Şimdi bir tane sakatımız var. 3 ile 7 hafta arasında yok bu oyuncumuz. Bunun yerine de Kasmi oynayacak. Orta sahada başka oynatabileceğim oyuncu yok. Bu oyuncu oynayacak. Tice sanırım o şekilde okunuyor. Şöyle alalım. Bakalım yapabilecek miyiz? Yani yine tekrardan düştük. Ligin yine düşme hattına geldik. Bakalım yeniden üst kademelere doğru çıkabilecek miyiz? Şu an oranlar zaten 2.5 bize verilmiş. 2.62 de rakip takıma verilmiş. İyi. Yani maçı bizim alabileceğimiz düşünülüyor gibi. Kendi sahamızda oynuyoruz tabii ki. Ve bu avantajı da kullanmak istiyoruz. Bakalım maçı yenebilecek miyiz? Şimdi hemen taçı kullanıyoruz. Didi'ye doğru arka bomboş Sait. Sait yapma ya. Bomboş kaleyi kaçırdın Sait. Yine tekrardan taç. Uzaktan vurabilir. Vurdu, kalecide kaldı. Sait ya, inanılmaz bir pozisyon kaçırdın ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Sait bomboş kaleyi kaçırdı. Neyse. Bakalım. Ben 2 gol atarız diye düşünüyorum ama atabilecek miyiz bakalım. Şimdi serbest vuruşu kullanıyoruz. İçeriye doğru. Kim vuracak? Emputu'yu da geçti galiba. Sait aldı. İçeriye doğru. Tekrardan içeri. Didi kaleci. Şimdi bizim karşımıza gelen her kaleci panter kesilir. Özellikle şu maçlarda işte 9 şut atmışsın. 3'ü isabetli. Karşı takım sana çok fazla şut atamamış. İsabet şutu yok. Öyle maçlarda rakip takım kalecisi panter kesiliyor. Normalde geleni alan kaleci senin oynadığın maçta panter kesiyor. Şimdi içeriye doğru dışarı attık. Dışarı attık. Şimdi onlar serbest vuruş kullanıyor içeriye doğru. Onlar dışarı attılar. Dakika 37. Rakip kaleye 13 şut çektik. 4 isabetli. Rakip takım bizim kalemize 5 şut çekti. 2'si isabetli. Şu an maç berabere. İlk yarı bitmek üzere. Artı 1 verdi hakem. İlk yarı bitti. Hemen ikinci yarıya başlayalım.
İkinci yarıda bu kadar şut çekmemizi bu kadar şut çektik. Artık bir gol atmamız lazım. 18 şut oldu şimdiye kadar. 19 şut oldu. Şimdi Sait kullanıyor serbest vuruşu. Tays. Sait içeri açtı ve gol. Romeo. 1-0 öne geçiyoruz Romeo'yla. Romeo'yla 1-0 öne geçiyoruz. Ve kendimizi 10'unculuğa kadar atıyoruz. Bu takım da 8.'ydi sanırım. 8.'ler bize karşı gerçekten büyük sıkıntı çekiyorlar. Şu an 64. dakikaya geldik. 21 şut çektik rakip kaleye. 7'si isabetli. Şimdi yine bizde kanattan ilerliyoruz. Pasımızı verdik. Kasmi tekrardan sağ kanattayız. İçeriye doğru Didi. 2-0 Didi. Didi 2-0'a getirdi maçı. Aferin Didi. Dakika 70. 22 şut. 8'i isabetli. Hatta 23 şut. 9'u isabetli. Kasmi topu alamadı. Durum 2-0. İçeriye doğru açmak isteyecekler. Açamadılar. Tekrar orta sahaya kadar döndüler. Savunma hattımız oturdu gibi arkaya kaçırdılar oyuncuyu. İçeri doğru açabilir. Açarsa tehlike olur. Olmadı. İyi. Atabildiğimiz kadar atalım ki şu eksi olan avarajımızdan bir kurtulalım. Şu bir artıya geçelim aynı zamanda. Sonradan çok işimize yarayacak artı olması avarajımızın. Kaçıncı olacağımızı belirleyecek aynı zamanda. 86. 87. dakikaya geldik. 25 şut çektik. 9'u isabetli. Serbest vuruşu kullandık şimdi. Serbest vuruşu kullandık. Kalecimize kadar döndük. Didi'ye giden top. Didi alabilecek mi önüne? Alamadı. Sait aldı önüne. Sait kendisini affettirdi. Sait 3-0 yaptı. Ya Sait onu da atsaydın 4-0 yapacaktın. Hem de 2 gol atmış olacaktın bu maçta. Neyse. Neyse. Artı 3 verdi hakem. Ve maç bitti. 3-0 alıyoruz maçı. Ve düşme hattından tekrardan kendimizi yukarı doğru çekmiş olduk. Bir maçımız ertelendi. Tekrarlayayım. Şu takımla oynuyorduk. Maçımız ertelendi. Onlar da birinciyle maç yaptılar. Birinci zaten 4-1 yenmiş onları. Biz Olympic Club'la yaptık maçımızı ve 3-0 yendik. 24 puandayız. 10'uncuyuz. Bu bölümde olan 3 maçı da yapmış olduk. Şimdi asıl ertelenen maçımızı yapacağız. Dördüncüler. Şimdi dediğim bundan sonraki bölümde. Daha sonra bu takımla yapacağız. Onlar 3. Daha sonra bu takımla yapacağız. Onlar da 14. arkadaşlar. Ve böylece 3 maçı da bundan sonraki bölümde yapmış olacağız. Gerçekten çok keyifli bir kariyer oluyor bence. Sizlerden de böyle mesajlar alıyorum. İşsiz kariyer gerçekten çok keyifli gidiyor diyen arkadaşlarımız var. Mesaj atıyorlar. Beğeniyorsunuz videomu. Çok teşekkür ederim. Zaten 2 videodan 1000 izlenmeyi geçti. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. İşsiz kariyer bu şekilde devam edecek. Her pazar saat 19 çift sıfırda yayında olacak İşsiz Kariyer arkadaşlar. Ve bence çok da keyifli gidiyor. Bakalım Belçika Ligi'nin artık zaten sonuna doğru geliyoruz. Yani bu 3 maçı da yaptıktan sonra 3, 4, 5 maç kalacak. Ve en son bölümlerim genelde işsiz kariyeri izleyen arkadaşlar bilirler. Kaç maç kaldıysa o kadar maçı yapıyorum zaten. Son ligin sonunda. Ve bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize bol başarılı FM'ler.